Ben yaparım. Ben yaparım. Ben de yaparım. Ben daha gideceğim. Balzac'la yarışacaksınız yani. Niye? Ha şeyde. Kahve ve uykusuzluk konusunda. Fakat Balzac'ın hanımı biliyorsunuz. Pek sonuncu galiba. Bir tane genç alır. Çok genç bir tane alır. Yazar olduğunu bilmiyor. Ölüyor Balzac. Hemen evi müze yapmaya gidiyorlar. Madam diyorlar işte baş sağlığı şey falan. Kadın aa kocam benim roman mı yazardı diyor. Sen ne bilirdin diyorlar. Ve beni hiç rahatsız etme, hiç ses çıkartma, devlet büyüklüğüne tehdit mektupları yazıyorum derdim. Der demiş. Çok güzel. Şimdi ismini vermeyeyim. Türk Edebiyatı'nın son dönem önemli bir yazarı. Çünkü bahsini ne oldu efendim? Pardon. Orada Balzac oldu. Geçen sefer gibi ben böyle bir hatırlamıyorum. Bir konu açtım. Bir saat uzamıştı ya. Tam ha, giderken böyle Balzac dedim ve. Neydi o ya? Neydi ya? Bir şeydi. Ha kaplumbağa. Kaplumbağa. Annem kaplumbağa. Not alayım, kaplumbağayı da konuşuruz. Kaplumbağa önemli bir şeydir. Arkadaşlar bunu... altıda shift değişiyor mu? Siz gidiyor musunuz altıda? Kameraman arkadaşlar. Siz gidiyorsanız ben devam edeceğim. Yani bu adamı başka türlü şey yapmıyor. Değişiyor. Hayır arkadaşlar shift, acıyorum ben. Shift değişiyor denmez ya. Shift var. Tamam var mı? İyi. Ne diyordum? Yani çünkü seninle başka türlü bahsetmeyeceğiz. Sekete'ye kadar devam edeceğiz. Balzac'tan bak unutturdunuz bana. Araya laf şey yaptınız. Unuttum. Kaplumbağa ne işe yarar tekrar söyleyelim. Saraylarda niye kaplumbağa beslenir? Larva yiyorlar. Sular tıkan. Su kaplumbağası özellikle o su yollarındaki bakteriler, virüsler, lüzumsuz şeyleri yiyorlar. Onun için besleniyor. Yoksa sadece üstüne mum dikip göndermek için değil ama Balzac'tan bir yere gelecektim neydi? Bir şey anlatıyordun kaldı orada. Ben yanımı unuttum. Pardon, neyse. Sen şu 28 Mehmet Çelebi'nin namaz hikayesi. Yani elçi deyince. O çok güzeldir. Evet Pelin'i de gönderelim bize neyse. Biz devam edelim. Nasıl olsa değişiyormuş olur, arkadaşlar. Olur mu? Yavuz kalır. İlk günde kalır. Sana sen şu namaz hikayesini anlatsana. Erşah'dan bahsediyoruz. Ya, buradan nasıl çıkacaksın Erhan? Çok merak ediyorum. Bütün ekip... Hayır bu adamla başka türlü baş etmek iyi olur. Bunu da teke... Yavuz'un bakışına baksana Allah aşkına. Hayır. Şu ifadeye bak. Fatih Altay'la gelene kadar burada pul programı yapmak lazım. Cinayet işleyecek birazdan. Hayır, ama kardeşim. Sensin bu seferki suçlu. Hayır bununla başka türlü baş edilmiyor. Uzatıyor da uzatıyor. En temizi... Teke tek özele kadar alacaksın, bırakacaksın teke tek özelde saat 10'da gideceksin. Şimdi geyik muhabbeti yapmayalım. 28 Mehmet Çelebi'nin namaz hikayesini anlatsın. Haftaya anlatırız onu boşver. Şimdi haftaya çok şey yapılır. Anlatırız. Yani şimdi bizim elçilerin yurt dışına gittiği zaman yalnız bunun için değil. Yemesi, içmesi merak ediliyor. Hatta bizimkilerin yanından da yiyecek falan götürüyorlar. Kral bunlar bunların artıklarından yiyor. Yani bunlar ne yiyor? Çok ya bu merak Osmanlı, ediyorlar. Tabii Osmanlı merak ediyor. Osmanlı sefareti hayatı çok gırgır hikayelerle doludur. Çünkü Doğu demek efsane bir şey yani bilmiyorlar. Mesela 28 Mehmet Çelebi gittiği zaman Paris'e 1720-21 elçiliği sırasında şu sefaretnamedir. Bu da ilginç bir kitaptır. Ercüment Bey'in kitabı. Yok. Beynun Akyavaş yayınlandıydı. Bunun birkaç yayını vardı. Şevket Arado. Evet. Şevket Arado ve Reşat Ekrem Koç'u Osmanlı döneminde falan da yayınlandı. Bu... O çok kitabı bir göster de seyircilerimiz. Türk kültüründen çıkmıştı bu. Arkadaşlar bir kitabı yaklaşırsak... Bunun şimdi yeni tam bir metnini Abdullah Uçman hazırlıyor yayını. Şeyin Ramazan ayında bizimkiler oruç tutuyorlar. Oruç nedir? Bütün Paris sosyetesi orada. İftar nasıl yapıyor bunlar? İftarı takip ediyorlar. O gün uyanamıyorlar. Ertesi gün uyanıyorlar ki bunlar iftardan sonra bir de namaz kılıyormuş, teravih kılıyormuş. 28 Çelebi. Mustafa Bey seni kınıyorlar. Niye shift diyor diyorlar. Kınasın. Haklılar. Ondan sonra ertesi gün diyor ki iftarı yaptık kadınlar gitmiyor. Niye gitmiyorsunuz? Siz abdest alıp teravih namaz kılacak mısınız? Oturuyorlar bir de bunlar namaz kılarken seyrediyorlar. Yani böyle sirk maymun gibi seyretmişler bizim elçileri. Yani merak ediliyor yani o hayat ilginç bir şey. Hatta onların şeyleri var, gravürleri var. Namaz kılarken vesaire Fransızlar resmetmişler. Sordukları sorular şeyler... 5,5'da soru mu geliyor? Hayır. Elçiye sonradan soru da Fransız kadınların. Yani şey o turbanı sarığı nasıl bağlıyorsun? Elini ayağını nasıl yıkıyorsun? Abdest alırken başına dikiliyorlar. Adam da şey yapmış. Ses çıkartmamış. Ne yapacak? Yani şey yapmıyor.
O şeyler öyle. Yani başka diğer Rusya'ya falan gidildiğinde diyormuş. Yani merdivenler, kapılar her yer dolarmış. Bunlar ne yapıyorlar, bunlar kimdir, nedir, ne değildir diye. Efendim bir seyircimiz Sayın Samet Budak. Bir dakika şu resmi bir açayım, evet. Resmi göndermişsiniz ki kitabı biliyorum, bana geldi. Ne kitabı? Allah Allah, kitabın ismini söylemediğime göre niye soruyorsun? Samet Bey. Vaktiyle çıkmış kitapların ve kaynak olmuş kitapların daha önce de konuştuk. Söyleyeyim, İstiklal abimiz. Hı. Kazım Karabekir. Yeniden elden geçirilmesi, efendim düzenlenmesi, redakte edilmesi falan bence çok gereksiz bir iştir. Bazı kişilerin iş imkanı sağlamaktır. Ha şu yapılır, kitapta tasih vardır, yani imla hatası vardır, dizgi yanlışı vardır, buna düzeltilir. Ama yok kelimesini değiştirdik, bilmem neyi bilmem ne ettik. Sadece. Çok gereksiz, yanlış bir iştir. Yeni yayınında sadeleştirildi mi İstiklal abimiz? Bazı şeylerle oynanmış ve Erol abi gayet iyi bilir, Erol Şadi Bey o konunun en iyi uzmanlığın, en iyi uzmanıdır bence. Çok önemli bazı ifadeler tam tersi manaya getirmiş, yazık. Onu... Yani demin söylediğin redaktör, editör hikayelerinden dolayı... Yani maalesef, çünkü onu paşanın Kerimeli ve hanımefendi kızlarına da... Bunu da söylemiştik. Teke tek özele gelmişlerdi. Yani o kitaba dokunulmaz. Bazı kitaplara dokunulmaz. Mesela Nutuğa dokunulmaz. Damarlarındaki soycul kanda vardır diye bir saçmalık. Soycul ne demek? Asil demekmiş. Birisi yapmıştı onu. Nutuğa Öztürkçe yapmışlardı. Gençliğe hitabeyi falan. Muhtaçoğlu neydi? Gereksindiğin güç damarlarındaki soycul kanda vardır. Yani muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Türkçeleşmiş güya. Yani o ifadenin bir ağırlığı var. Damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Nerede? Damarlarındaki soycul kanla vardır. Nerede? Solucan gibi. Yani git bakalım 250 gram peynir al der gibi bir şey böyle. Yani bu cinayettir. Fakat Türkiye'de maalesef, efendim maalesef, bu işi meslek edinen kişiler türedi. Değişik şekillerde çalışıyorlar. Mesela büyük şirketlere, bankalara gidiyorlar. İşte size bilmem ne tarihi yazalım, ne tarihi yazalım. İşte gözlük tarihi yazalım. Makas, altın makas çalışıyor. Onun kitabından bir şey, bunun kitabından bir şey. Bol resim, yalan yanlış bilgiler. Ve çok sık yapılan İstanbul kitaplarıdır. İşte İstanbul'un ağaçları, odunları, hayvanları, bilmem neleri, padişahları, kadınları. Hep aynı resimler, hep bilinen şeyler. Allah razı olsun illüstrasyon mecmualarından. Efendim bazı yerlerde eksik de olsa var cilt cilt onlar. Resimler çekiliyor, şak şak al sana bir kitap. Buna ciddi paralar da ödeniyor. Fakat bunların yanında... vaktiyle çıkmış kaynak eserleri... Yok yeni dile uyarlama, bugünün Türkçesini aktaran, yayına hazırlayan falan, bunlar o kitabı tecavüz ediyorlar çoğu. Ki hepsi en değil. Güzeli şeydi biliyorsun. Çoğu. Öküz öldüren Mehmet Paşa'yı, öküz vefat ettiren Mehmet Paşa'yı aktaran. Sicilli Osmani. Sicilli Osmani değildi değil evet. mi o? Sicilli Osmani yani şeydir. Osmanlı devlet adamları, şairler, bürokratlar, padişahlar da başlar. Önemli insanların çok kısa hayat hikayelerini anlatan şu kaç cilttir o Sicilli Osmani? Orşel 4 cilt. 4 cilt. Osmanlıcası. Çok önemli, birinci derece bir kaynaktır. Bir yayın evi, bir vakıf efendim bunu yeni dile çevirdi. Ben şuna inanırım. Osmanlı döneminde hatta biraz ağır bir dille yazılmış eser yeni Türkçe'ye çevrilmez. Kelime yetmez, ifade yetmez.